Türkiye ve Dünya gündemi. 2022'de neler sarsılacak, neler olacak değerli takipçilerim? Ekonominizi doğru yapın 2023 sonuna kadar. Tek ricam bu sizden. Gereksiz harcamalar, gereksiz yatırımlar, paranızı abur cubur harcamayın. Tek ricam bu. Çin ve Amerika arasındaki gerilimler 2022 yılına damga vuracak. Özellikle Tayvan gibi Doğu Asya ülkeleri için üstünlük savaşı gündemde olacak. Ukrayna ve Rusya arasındaki Kırım Adası meselesi bizim siyasetimizde de önemli ölçüde rol alsa da Rusya savaş ayak sesleri gümbür gümbür 2021'in Ağustos ayı itibariyle harekete geçirdi. 2022'nin Mart ayında da bu kan ve revan yoluna doğru devam edecek. Türkiye ve Rusya arasındaki gelirim her geçen gün ortak toplum tepkilerimize yol açacak, gündem olacak. Sınırlarla ilgili çok fazla toprak kaybı yaşanabilir. O yüzden topraklarımızla ilgili hep birlikte el ele olmamız gerekiyor. Bunu unutmayalım. Meksika ve Amerika arasındaki sınır sorunları 2024 Amerika seçimlerinde önemli rol oynayacağı için Amerika bunun altyapısını şimdiden oturtmaya çalışıyor. Belarus ve Rusya arasındaki anlaşmalar tüm Avrupa'yı rahatsız edecek. Avrupa kendi korunmak, Rusya'dan korunmak adına büyük anlaşmalar, yenilikler, yeni projelerde yer alabilir. ABD ve İran arasındaki nükleer silahla ilgili yaşanacak anlaşmazlıklar Türkiye'de siyasette önemli ölçüde etkileyecek. O yüzden Amerika ile İran'ın biraz daha yumuşak geçişler yapması gerekiyor. Türkiye ve Yunanistan arasında mülteci problemleri Polonya ve Belarus arasındaki mülteci krizi Avrupa'da geri duruşu olmayan adımlara sebep olmasına neden olacak. O yüzden Avrupa bu konuda bir an önce bazı noktalara doğru adım atmak zorunda. Mülteci krizi dünyanın en büyük kaosu olacak ve bu yüzden mültecilerde büyük ayaklanmalar, büyük kayıplar yaşanabilir diyorum. Vietnam'daki yaşanan skandallar Hristiyan dünyasını derinden sarsacak. Şantaj, seks pornoları ve para hırsızlıkları gündeme gelecek ve büyük bir kaos yaratılacak. İngiltere'de kraliyet şantajlarla gündeme gelecek ve perde arkasında parayla alakalı yaşanan krizler bayağı kraliyette yolsuzluğun açık dosyalarıyla gündeme oturacak, haberiniz olsun. Almanya işsizlik sorunu ve ekonomik sorunlarının Merkel sonrası hükümette gündem yaratacak. Para birimini değiştirmek isteyecekler. Değişim öncesi parayla ilgili mutsuzlukları ön planda, işsizlik ön planda ve Almanya'da hiçbir toplum memnun değil. Özellikle erkek başkan beklerken kadın bir başkan Almanya için yeni bir başlangıç olacak. İtalya'da ciddi bir deprem gündemde yer alacak. Venedik sular altında derin derin gömülmeye devam edecek. Sınırlarda riskli sorunlarımız var İtalya'nın. Bunların da bir an önce çözülmesi gerekiyor. Şili ve Venezuela'da doğal afetler kötü ekonomik evrenin ve kötüleşerek toplumsal ayaklanmalara sebep olacak. Bu da ciddi bir olumsuzluğa doğru gidecek. İlaç sektörü ciddi bir stoklama ve ilaç piyasadan saklama olayları yüzünden dünyada ölümlerin daha çok artacağı ve ilaç bulamamaktan kaynaklı hastalıkların daha ülkeler arasında sıkıntı yaşanacak. O yüzden ölümler bu dönem ilaçsızlıktan olabilir diyorum. Fransa ve Afrika arasındaki sömürge hesaplaşması kanlı bitebilir. O yüzden bir an önce buna da el atılması gerekiyor. Japonya ve Amerika'da Amerika'nın desteğiyle Çin'e ambargo koymak isteyecek. Teknolojik ekonomiyi tekrar kendi içlerinde savaşa dönüştürmek isteyecekler ama Çin her zaman 3. ve 4. planı olduğu için sadece kendi Japonya ile Amerika birleşse de Çin kendi ekonomisini her geçen gün daha çok büyük bir aydınlığa itecek. Kuzey Kore ve Güney Kore tekrar ipler yerinden oynayacak ve kendi aralarındaki liderlik her iki ülke içinde ciddi sorunlar yaratacak. Kuzey Kore lideri
Pasifik okyanuslarındaki nükleer silahlanmadan dolayı dünya çok büyük bir derinden zorlayacak ve çevreciler ayaklanabilir. Çevrecilerle alakalı yaşanacak krizlere de şimdiden hazır olmak zorundalar. Özellikle artık herkesin kağıt para heyecanı, dolar euro biriktirme olayı artık bitmeli diyorum. Çünkü kağıt paralar yerine 2022'nin, 2023'ün dünyada tek bir para birimi ve dijitalde kayıplar çok fazla olacak. O yüzden dijital paralara da güvenmemenizi öneriyorum. İspanya etnik ayaklanmaları tekrar gündeme gelebilir ve özellikle İspanya'da ciddi anlamda da doğa afetleri ve insan ayaklanmalarına da etnik konularda dikkat edilmesi lazım. Afganistan Taliban yönetimi dünyada insan hakları adına krizlere neden olacak ve her ülkede Taliban gizli askerini, gizli sistemine oturtacak. Katar ve Suudi Arabistan arasında yeni siyasi hesaplaşmalar gündeme gelecek ve buradaki konuşmalar tüm dünyanın gündemine oturacak. Libya ve Türkiye arasındaki Akdeniz Deniz Yetki Anlaşması, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yanı Yunanistan'ın rahatsız edecek ve büyük anlaşmazlıklar kapıda olacak ve ciddi anlamda Türkiye'yi de sarsacak. Dünyada altın ve gümüş gibi değerli metallerin azalmasından dolayı dünya yeni maden ticaret için gereken adımları yaratacak ve bu da yeni bir başlangıç olacak diyorum. Buradaki notlara devam ediyorum. Birleşik Krallık ülkeler arasındaki siyasi uçurumu artıracak ve dünya bu konuda çok ciddi anlamda olumsuzluklar yaşayacak. Endonezya'da yanardağ hareketli, hatta komşu ülkelerde olumsuz şekilde halka doğru ilerleyecek ve olumsuz şekilde bu patlama birçok alanı rahatsız edecek. Hindistan Covid ve kıtlık nedeniyle çok büyük fazla insan kaybı ve ölümleri gerçekleşecek. Dünya genelinde yağmacılık, büyük markalara, büyük mağazalara, zincirli olan olaylara çok fazla bu 2022'de ciddi anlamda hareket getirecek ve bu polis çatışmasına, bu büyük derin Avrupa'da derin noktaları sarsacak ve Amerika ve özellikle İngiltere ve İtalya bunun en büyük sorununu yaşayacak diyorum değerli takipçilerim. Yani olabilir. Türkiye'de neler olacak derseniz, siyaset erken seçimin ayak seslerini ve yeni yani erken seçim şu yüzden olmak zorunda olacak. Çünkü artık ekonomik olarak Türkiye çok ciddi bir dar boğazın içerisinde ve yaşanan bazı krizler her geçen gün toplum ayaklanmalarına ve işsizlik çok daha fazla ön planda olacak. Yani burada muhalefet partilerinde ceza konuları, hapis kararları tekrar gündeme gelecek. O yüzden AK Parti ile anlaşmak isteyen AK Parti kendi içinde büyük bakanlık değişimleri, krizler yaşanacak. Hatta birçok kayıp ve kan kaybı yaşayacak. CHP kendi içinde liderini belirledi ama 2022 özellikle Haziran'a kadar erken seçimin ayak sesleri şimdiden başladı. Ekonomi olarak Türkiye'de çok ciddi anlamda maddi krizler ve bu krizlerden kaynaklı batmalar ve gizli bataklar ve açıklanmayan çok büyük firmalar ön sahada. Yurt dışında parasını götüren ve buradaki tüm haklarını satan birçok şirket artık kendi ülkemizde vergi değil başka ülkelere vergi verme yolunda. Emlak piyasası çok fazla rayiş planda olacak ama Türkiye'de en önemli Ege ve Akdeniz'de yaşanacak depremler, özellikle Karadeniz'in yaşayacağımız savaş ayak sesleri gündeme gelecek ve halkın birçok kişisi işsizlikten bunalma, depresyona girme ve bu depresyonla birlikte sokakta yağmalama konuları, hırsızlıklar ve gasplar çok artacak. Kadın cinayetleri çok fazla ve çocuk cinayetleri, kaçırılma konuları Türkiye'de çok ön planda olacak. Konsolosluklarda, siyasi bazı noktalarda suikastler ve dünya genelinde suikastler olacak ama Türkiye'de birçok suikast gündeme gelecek. Büyükelçi, konsolosluklar bu tarz noktalarda mümkün olduğu kadar hareketlilik söz konusu. Gazetecilere yapılacak bazı sorunlar ve artık futbol camiasında dünyanın ve Türkiye genelinde skandallar ve rüşvetlerin çok fazla döneceği bir yıl o söz konusu olacak. Ve her şeyden önemlisi değerli takipçilerim, Türkiye en önemli
toprak hazinesini Ege ve Akdeniz'den kazanması gerekiyor. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları'nı Cumhurbaşkanlığı hazırlığı içerisindeyken bambaşka biri Cumhurbaşkanı adayı olarak hayatımıza girecek ve kadın enerjisi çok fazla ön sahada olacak. Ama kadın siyasetçi ön planda olacak artık. 2023'e kadar çok mücadele vermemiz lazım. Çünkü 2022 hem ekonomi anlamda hem işsizlik hem her şeyin en pahalı olacağı bir nokta söz konusu olacak. Ve dolar ve euro sterlin düşmeyecek, daha fazla çıkacak. Yani Türkiye şu an battı. Batmak, batmayı bırakın, devalasyonun devalasyonu oldu ama 2023 biterken Türkiye dünya ikincisi olacağını hala ısrarla söylüyorum. Çünkü 2023'ün Eylül ve Ekim'inden sonra yavaş yavaş doğma yılımız olacak. Susuz kalabiliriz bu sene. Çok fazla sularla alakalı krizler, susuz kalabilir, içme sularımızda azalmalar söz konusu olacak. Şimdiden tarım hayata geçmeli, üretim hayata geçmeli. Ama en önemli şey dünyada tarım artık yani insansız, sahasız yapılacak. Evet, cipler her geçen gün bildiğimiz insanlara yapılacak cipler her geçen gün dünya genelinde fazlalaşacak ve herkese cip takılacak ve robotik sistemler sahada söz konusu olacak. Artık işsizlik robotların ve manyetik alanlarda daha sahada olacak. O yüzden mümkün olduğu kadar bizim hayatımızı robotlar alacak. İnsanları yavaş yavaş yok etmeye çalışacaklar ve tekrar virüsler, farklı virüsler ve hayvansal noktaları yapay etlerle piyasaya sürülecek. Her şey yavaş yavaş, vitamin alacaksınız, bir tane etiniz olacak. Şunu alacaksınız, bir tane salatanız olacak. Artık topraktan çok elimize uzay yolunda verilirdi. Bir tane hap, öğlen yemeğiniz, sabah kahvaltınız diyerekten bu şekilde artık haplarla gıda sektörü yeni oluşumlar yaratacak. O yüzden tarım ve hayvancılığı her geçen gün öldürülecekler. Sadece ilaçlara bağımlı sistem. O yüzden lütfen topraklarınızı, arazilerinizi satmayın. Bunlar bizim zenginlik tahtımız olacak. Evet, devletin kendi içindeki yolsuzlukları, Türkiye'deki devletin de kendi içinde hem muhalefetin hem o partinin hem bu parti yolsuzlukları, kendi aralarındaki şantaj montajları ve dini olaylar ülkemizde daha sert bir şekilde ön sahada olacak. Din ayaklanmaları ve halk ayaklanmaları, geçmiş gezi olayları gibi tekrar gündeme gelecek eylemlerimiz de söz konusu. O yüzden yorucu bir yıl ama sabırlı ve halk ayağa kalkmamalı, mantık ve doğrultuda devam etmemiz lazım. Evet, Türkiye açlıkla sınanacak ama 2023 sonu bollukla sınanacağımız yılın başlangıcı olacak. Mutlu yıllarınız olsun, güzel bir yıl, dünya için hayırlı olsun ama sağlık ilaçsızlıktan ve hayvanlardan kaynaklı farklı virüsler ve farklı bir veba virüsü piyasaya çıkacak. Özellikle beyin hücrelerimizle alakalı noktada çok büyük hasarlar yaşayabiliriz. Susuzluk çok fazla ön planda olacak. Sınırlarımıza askerlerimiz çok fazla gidecek. Özellikle Libya sınırlarla ilgili şehit haberleriyle dolup taşacak. O yüzden hem ayak sesleri savaşın hem de mutluluk seslerinin oturtma noktasına doğru yavaş yavaş toparlanacağız. Her şey dünya için iyi olsun. Ama şöyle uçak kazaları, tren kazaları ve özellikle uzayda uzaycılar, yani bizim ikinci ve üçüncü uzaycılarımız ve uzaylı insanlar, farklı insanlar yavaş yavaş yerlerini alacak ve uzayda artık dile gelmeye başlayacak. Mars'ta araştırmalar devam edebilir ama yaşam için daha bunun için çok mücadele verilmesi lazım. Özellikle şöyle söyleyeceğim, teknolojik yaşanan krizler doğanın ölmesine sebep olacak. Çevrecilik, doğacılık ve bu sene tekrar yangınlarla tüm dünya sınanacak ve selle kaynaklı çok fazla toprak kaymaları da söz konusu olacak. Ve özellikle Karadeniz bu sene çok ciddi bir kriz yaşayacak. Bunu da şimdiden söylüyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.